Bildiğiniz gibi bu bir sürecin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı gezisine çıkmadan önce gündemdeki önemli soruları yanıtladı. Gündem polise yapılan 3. dalga operasyonuydu. Erdoğan'ın sözleri dikkat çekiciydi. Burada da yine ortaya çıkacak olan birçok bilgi, belgeyle bunun 4. dalgası da olabilir. Cumhurbaşkanı polise yönelik yeni gözaltıların olabileceğine dikkat çekti. Tabii bundan önce yapılan 2 dalgadan sonra verilen ifadeler vesaire bütün bunlarla beraber yeni yeni süreç ortaya çıkıyor. Bu da bu sürecin devamı. Yani bu bir sondur denilemez. Biz tabii şu anda bugün gözaltına alınanlarla neyin meydana çıkacağını, suç ceza hakimliği kimleri tutuklar, kimleri bırakır bunları bilemiyorum. Süreci sadece takip ediyoruz. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in biz çözüm sürecine ilişkin yol haritasını bilmiyoruz. O çalışmanın içinde yokuş sözleri soruldu. Yanıt kısaydı. Biz bunları Sayın Genelkurmay Başkanımızla haftalık olağan toplantımızda görüşürüz. Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği iddiaları da soruldu. Biliyorsunuz bundan önce Amerika Almanya'yı dinlemişti ve Almanya'da bu ciddi bir hesaplaşma adeta bundan dolayı halkın veya etkin çevrelerin bu konuyla ilgili değerlendirmeleri olmuştu. Aynı şey tabii Amerika için de zaman zaman olmuştu. Şu anda Türkiye ile ilgili bu süreci liderlerle bir araya geldiğimizde tabii kendileriyle çok açık net konuşacağız. Cumhurbaşkanı dinlemeler konusunda ilk kez konuştu. Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe diye bir şeyi yoktur. Bunu da hepimizin bilmesi lazım. Bunu hepsi yapıyor. Dolayısıyla bu konuda neyi nasıl yaptığı veya neyi nasıl deşifre ettikleri bunlar çok çok önemli. Ama önümüzde NATO zirvesi var. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Buralarda yapacağımız görüşmelerde bunları tabii liderler olarak da aramızda konuşacağız. Bu arada Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne modifikasyonu 2,5 yılda tamamlanan Cuma günü İstanbul'a getirilen dev uçakla gitti. 90 koltuklu Airbus A330-200 Prestige tipi uçağın bir tarafına Türkiye Cumhuriyeti, diğer tarafına ise Republic of Turkey yazıldı. Kuyruğu ve gövde altı kırmızıya boyanan uçağın kuyruğunda TC ana uçağındaki gibi dev bir ay yıldız bulunuyor.